hani. Zaten çok çalışıyorum. Ama hak ettiğim parayı alamıyorum. Yani sizin bana ödediğiniz maaşla bu arabanın ancak dikiz aynasını satın alabilirim. O zaman dua et de şöyle zengin, hayırsever biri ya da yakın bir dostun doğum gününde sana böyle bir araba hediye etsin ha? Şuna bak. Doğum günümü unuttuğu gibi bir de alay ediyor. Ha bu arada sevgili kayınvalidenle buluşacağım. Öğleden sonra gelmeyebilirim. Yarın görüşürüz. Pinti ne olacak? Burada varmış. Şuymuş şöyle. Merhaba. Umur Bey hoş geldiniz. Nasılsın? Çok iyi. Sadık'ın pastasını yaptım. Ya iyi. Şöyle oturmaz mısınız? Buyurun. Teşekkür ederim. Çok merak ediyorum da iş yerinde nasıldı? Sadık mı? Biraz gergin, biraz sinirli. Hepimizin doğum gününü unuttuğumuzu zannediyor. Sinirinden neredeyse çatlayacaktı. Ona bir şey belli etmediniz değil mi? Eder miyim canım? Dudu'yla buluşacaktık. Gelmedi mi? Annem geldi de çoktan gitti bile. Gitti mi? Oo, ben yine geldim. Hoş geldin Dudu Sultan. Sabah uğramıştım yine buraya. Umur telefon etti burada buluşalım dedi. Müsaadenizle ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tabii bu taraftan. Hemen dönerim. Tabii. Anne, hani senin şatoya gidip büyük bir iyilik seyri düşünmen lazımdı. Hani Sadık'ın doğum gününe gelemeyecek kadar meşguldün. Ya Umur'a danışmak istedim. En iyi fikri bana o verebilir. Sen şimdi bizi yalnız bırak hadi. Afiyet olsun. Buyurun. Bilmiyorum yani bilemiyorum. Bu çok zor bir soru Dudu. Ama biraz düşün, kafanı kullan. İnsanları mutlu edebilecek en büyük iyilikler nelerdir? Mesela yoğun bakımdaki bir hastayı hayata döndürmek. Ama bunun için iyilik perisi olmak lazım. Yani senin gibi, benim gibi fani insanların yapacağı iş değil bu. Bunu iyilik perileri her gün yapıyor zaten. Daha özel bir şey bulmak lazım. Başka? Başka. Mesela çok çirkin, şişman bir kadını estetik mucizesiyle dünya güzeli, zayıf, çıtır, güzel bir hanım haline getirmek. Geçen peri seçimlerinde bir peri bu iyilikle aday olmuştu. Ama seçilemedi ne yazık. Başka bir şey. Şöyle etrafındaki insanları bir düşün. Kimi nasıl bir iyilik mutlu eder ha? Aman Dudu yani 40 yılda bir buluşuyoruz. Ne tuhaf sorular soruyorsun. Perihan'ın torunu iyilik üzerine bir tez hazırlıyormuş da benden yardım istedi. İşte ben de önüme gelene soruyorum. Ha şunu baştan söylesen ya. Bak ne diyeceğim. Senin şu şapşal damadın, benim de yeteneksiz elemanım var ya. Sadık mı? Evet. Onun yıllardır bir hayali var. Şöyle kırmızı spor bir araba. İşte bu arabayı ona hediye eden dünyanın en iyi insan olur. Ay bu arabanın markası neymiş? Anne siz orada 2 saattir kafa kafaya vermiş ne konuşuyorsunuz bakalım? Hiç havadan sudan. Hı-hı. Hadi Umur kalkalım. Kalkalım. Hay Allah ya, hay Allah ya. Hiçbir şey yoktu, bir de başımıza bu çıktı. Ya annem kazayla periler heyeti başkanı olursa baba? Sus, sus. Allah korusun. Sonumuz olur. Ay, vallahi de billahi de sonumuz olur. Gerçi bir yandan annemin başarılı olmasını istiyorum. Ama diğer yandan şimdi annem periler heyeti başkanı olursa ceza almayacağı için kafasına göre sihirler yapacaktır. Ay, Allah muhafaza. Betüş'ü Sadık'tan ayırmaya çalışır. Beni Tarık'tan ayırmaya çalışır. Yani yapar mı yapar? Yok yok. Bence yine en iyisi Perihan teyzenin seçilmesi. O bu görevi çok adaletli yapıyor. Bence de o seçilmeli. Ya baba ya. Sence Perihan teyze annemin aday olduğunu duyarsa gerçekten çok mu üzülür? Kim üzülmez kızım? 100 yıldır ananın her derdine koştu. İlk görevini her zaman Dudu'nun ve bizlerin iyiliği bildi. Haklısın. Dudu onu çok kızdırsa da Perihan onu, bizleri çok sever. Şimdi Dudu onun koltuğuna göz dikti. Ayıp değil mi? Ayıp vallahi. Ama annem bunu hayatta düşünmez. Hay Allah. Yarın akşam Dudu ve Perihan karşı karşıya gelecek. Olacakları çok merak ediyorum. Thank you.
Bugüne kadar iyilik yaptığınız insanlar mı? Ay, ne kadar da çoklar.